hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle birlikte Bilim Çocuk dergimizin Kasım sayısını inceleyeceğiz. Dergimizde daha çok hayvanlara yönelilmiştir. Haydi şimdi de dergimizi incelemeye başlayalım. Kentlerde yaşam bazı fiziksel ve zihinsel sorunlara yol açabiliyor. Ancak doğada gezinti yaparken insanlar stres atıyorlar. Ayrıca bazı hastalıklara iyi geldiği söyleniliyor. Yayalar karşıdan karşıya geçerken sürücüler ile göz teması kurar. Eğer onu görürse, o da onunla göz teması kurursa rahatlıkla karşıya geçebilir. Ancak otonom araçlarda bu mümkün değil. Otonom araçlar, yani kendi kendine gidebilen araçlarda göz teması kuramadıkları için yayalar endişeleniyor. Ama artık endişelenmeyecekler. Çünkü iki çift oynar göz takıldı araçlara. Bir çift oynar göz. Eğer yaya ile göz teması kuruyor ise yaya korkmadan karşıdan karşıya geçebilir. Tüm hayvanlar avlanmamak için çeşitli şekillerde bürünürler. Bunlardan bazıları örme taklidi yapar. Bazıları başka hayvanlara bürünürler. Bazıları ise ses çıkartarak diğer arkadaşlarını çağırır. İnsanlar ömürleri boyunca merak eder, araştırır ve sorgularlar. Bu sayede kendilerini tanır, ilgi ve yeteneklerini keşfederler. İlk başta gördüğümde bir çiçeğe benzettiğim ama aslında bir böcek türü olduğunu anladığım orkide peygamber devesine geldi sıra. Güneydoğu Asya'nın bir bölümünde yaşarlar. Dişi orkide peygamber devesi 6-7 cm arası. Erkek peygamber devesi ise 2,5 cm'dir. Benim en çok sevdiğim bölüm olan sorunu söylediğim bölümüne geldik. Acaba bu ayki sorumuz neymiş? Hangi hayvan uzayda yaşayabilir? Çok düşük basınç, zararlı radyasyon, hava ve suyun bulunmayışı gibi pek çok nedenden dolayı uzay, canlıların yaşamasına elverişli bir ortam değil. Bu koşullarda yaşayabildiği bilinen tek hayvan yavaş hareketleri ve ayıya benzer görünümleriyle tardigrat olarak da adlandırılan su ayılarıdır. Avrupa Uzay Ajansı tarafından 2007 yılında yapılan bir deneyde 3000 su ayısı uzaya gönderildi ve 12 gün bekletildi. Dünyaya getirilip sulandıklarında ise büyük bölümü yeniden canlandı. Su ayısı 1,2 milimetreden küçük bir canlıdır. Bedenin dışında incecik bir katman halinde su bulunur. Kutuplardan ekvatora, en yüksek dağlardan okyanusların en derinlerine kadar dünyanın her yerinde yaşayabilir. Yüksek basınç, zararlı radyasyon, susuzluğa, çok yüksek ya da çok düşük sıcaklara dayanabilir. Yaşam koşulları uygun olmadığından baş ve bacaklarını içeri çekerek bir top gibi kıvrılıp yaşamsal faaliyetlerini neredeyse durdurur. Bu halde uzun yıllar kalabilir. Azıcık suyla karşılaştığında da yaşamına kaldığı yerden devam eder. Su ayılarının 500 milyon yıldır dünyada var oldukları, yani dinozorlardan bile daha eski zamanlardan bu yana yaşadıkları düşünülüyor. Arkadaşlar, bu haftaki videomuzun sonuna geldik. Dergimizde her zaman olduğu gibi birçok ilginç bilgi öğrendik. Hala abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.